bıraktı, spor yaşantılarını bıraktıktan sonra devamlı sporla yatıp kalktıkları için, devamlı onunla özdeşleştikleri için diğer konularda başarılı olacaklarına inanmıyorlar. Bizim bu geçmişimizdeki kısa görüntü anlattığınız kurumlar bunlara ders olsun. Evet. Çünkü Türk insanı, Türk milleti beceriklidir, başarılıdır. Dolayısıyla herkes Mahmut Demir'den daha başarılı olabilir. Mesela bizim o görev yaptığımız dönemde 120 bin kişi üyemiz vardı. Ortalama her ailede 5 kişi olduğunu düşünürseniz yaklaşık 600 bin kişi. Evet. Bir de oraya seçimle geliyorduk biz. İkincisi sigara fabrikası Amasya ekonomisinin %68.7'si. Yani sporcular isterse her konuda başarılı olabilirler. Onun için cesaretlensinler, umutlarını kırmasınlar. Evet. Ben tekrar teşekkür ederim. Çok önemli bir anekdot. Gerçekten aktif spor yaşantısından sonra sosyal hayatta da sivil toplum örgütlerinde önemli bir liderlik yaptınız. Tabii yıldızları yetiştiren teknik adamlar. Buna inanıyorsunuz değil mi? Evet. Yani yıldızları yetiştiren en önemli istatistiklerin sonucunda teknik adamlar, antrenörler öne çıkmış. Siz minderde heyecanlısınız ama kenarda sizden daha çok heyecanlı olan antrenörler var, teknik adamlar. Sizin hayatınızda iz bırakmış Yakup Topuz Hoca bugün Erzurum'da ve şu an telefon attığında yeni Mahmut Demirler efsanesi yaratmak için uğraşıyor. Yakup Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar Mehmet Bey. Erzurum'a her zaman söylüyoruz, yalnız değilsiniz, yüreğimiz sizinle. Olimpiyatlara da sayılı günler kaldı ama işte Mahmut Demir, işte Sayın Bekir Çeker başkanımız. Peki Yakup Topuz'un seyir defterinde kamp nasıl gidiyor ve süreç nasıl yaşanıyor efendim? Ben öncelikle orada Sayın Güreş Federasyonu Başkanı Bekir Çeker Bey'e ve Mahmut Demir'e saygılarımızı sunuyorum sizlere. Ve Türk güreşine yapmış olduğunuz bu güzel hizmetlerinden dolayı da sizin şahsınızda bütün yöneticilerinize teşekkür ediyorum. Tabii biz yaklaşık 20 gündür Erzurum'da kamp yapıyoruz. Biliyorsunuz Erzurum Yiğit'in harma olduğu yer. Hakikaten güreşe çok önem verilen yer. Bütün bir sürü şampiyonun çıktığı bir yer. O bakımdan bizim açımızdan da çok değerli. Bizim yükseklik kampını burayı tercih ettik. Şu anda da Erzurum'un güreşte ileri gelen çok değerli şahsiyetleri bir çay evinde birlikte sohbet ediyoruz, güreşi konuşuyoruz. Bu ortamdan sizlere sesleniyorum. Burada çok değerli arkadaşlarımız var. Güreş milli takımında görev yapan benim arkadaşlarım Ali Özen kardeşimiz ve Metin Topaktaş ve İlhami Topaloğlu ve Selami Topaloğlu ve diğer bir sürü güreşe hizmet etmiş arkadaşlarımız. Bunların da buradan sizlere selamları var. Hepsinin ayrı ayrı selamları ediyorlar. Biz tabii kampa gelince gerçekten Sayın Federasyon Başkanımız da 3-4 gün önce yanımızdaydı. Geldiler, bizi ziyaret ettiler, moral verdiler. Şu anda herhangi bir eksiğimiz yok. Tabii Erzurum biraz havaların soğuk olmasından dolayı özel böyle bazı sporcular üzerinde gribal durumlar var ama inşallah onları atlatacaklar. Bütün amacımız bizim olimpiyatlarda bütün sporcularımızın başarılı olmasını çalışmak. Çünkü yakışan da budur bize. Biz bunun için gece gündüz burada çalışıyoruz. Biz sizlerden isteğimiz, tabii orada Dünya Olimpiyat Avrupa Şampiyonu Mahmut Demir var. Kendisi gerçekten buralardan geçmiş, bunun şeyini yaşamış, eziyetlerini yaşamış. Kamp hayatı gerçekten zordur. Çoluğumun, evet, çocuğumun bir sene, iki sene ayrı kalmak, olimpiyatta uzun bir süreç gerektiriyor. Buradaki hazırlanan arkadaşlar gerçekten uzun bir süreçten geçerek günlere geldiler. İnşallah kazasız belasız ve son kamponuzu ayın 19'unda yapacağımız, Temmuz'un 19'unda İstanbul İSKİ testlerinde yapacağız. İnşallah oradan da olimpiyatlara gideceğiz. Bizim bütün düşüncemiz bu. Peki efendim, Kaptan Serhat Balcı'nın nezdinde tüm sporculara ben kolay gelsin diyorum ama öncelikle Sayın Başkanım, Yakup Hocam'a Erzurum'a, Sayın Demir, önce siz Sayın Başkanım buyurun, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hocam iyi akşamlar diliyorum, iyi muhabbetler diliyorum. Başkanım. İnşallah kampımızda bir sıkıntımız yok, bizim gelip gördüğümüz gibidir. Evet başkanım, aynen öyledir, hiçbir sıkıntımız yok. İnşallah işte bu ayın 10'unda da kamp son buluyor. Bazı sporcularımızın, daha bizim biliyorsun şampiyon abisi bu sporcumuz. Onun daha önce işte Sayın Güreş ağamızın ona bir sözü vardı. O da Kırpınar'a katılacak. Evet. Daha 120 kiloda Avrupa şampiyonu sporcumuz. O da pazar günü sizlerin yanında olacak. Onun dışında herhangi bir sıkıntımız yok. Diğer ikinci olan adamlar bildiğiniz gibi
İspanya'ya gittiler. Evet. Ve buradaki işte çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Ben bu aslında söyleyeceğim daha fazla bir şey yok. Oradaki bütün arkadaşlara, Mahmut Demir'e, onların bize bir şeyi varsa, biz onların kalbi dualarını, onların bize motive açısından bizim arkamızda olmasını isteriz. Bütün Türk milletinin bizim dua ihtiyacımız var. İnşallah Cenab-ı Hak bizi utandırmaz. Biz de en iyi şekilde Türk milletini temsil ederiz. Hocam ondan şüphemiz yok. Biz güveniyoruz sizlere ve sporcularımıza, teknik kadromuza. Her zaman birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Sağ olsun Sayın Başbakanımızın ve Genç ve Spor Bakanımızın, Genel Müdürlüğümüzün büyük destekleri var. Bizlerden beklentileri çok yüksek ama biz de bu beklentiye mutlaka cevap vereceğiz. Biz buna inanıyoruz. Bu millet inanıyor. Biz hem teknik kadro, hem yönetim, hem sporcu olaraktan birbirlerimize inanıyoruz, güveniyoruz. Milletimize güveniyoruz, dualarına inanıyoruz. İnşallah mahcup etmeyeceğimize inanıyoruz. O bu yolla, bu sloganla evet. Allah hepimizin yardımcısı olsun diyorum. Bu arada da herhalde aşağıya indiniz. Kötü yakalandınız hocam. Yok. Şeyi bizi arkadaşlar davet ettiler. Çok zamandır söylüyorlardı. Biz de onları kırmadık. Burada güreşe hizmet ediyorlar. Biz evet. de gece gündüz ilgilendikleri için onların nazik davetine icabet ettik. Şu anda burada zaten güreş konuşuyoruz. Evet. Hocam Erzurum'a sevgiye saygılarımı sunuyorum. Güreşin beşiği olan, yatağı olan Erzurum'dan. Milli takımda da çok sporcuları var. Tabii ki değerli antrenörlerimizin yetiştirdiği sporcular da onlar. Bu arada ben kamp süresince gelip gördüğüm süreç içerisinde hem sizin eski talebeleriniz hem de orada güreşe hizmet veren il temsilcisi ve antrenör kardeşlerimiz ve belediye başkanlarımıza buradan teşekkür ediyorum. Büyük hizmetleri var. Sayın rektörümüze de çok teşekkür ediyorum, Muammer hocamıza. Onun için Erzurum değerli kampımızın son etabından önceki kamp dönemini Erzurum'da yapıyoruz. İnşallah orada bu moral ve motivasyonla da son kampımızı İstanbul'da tamamlayıp olimpiyatlarda hem bütün Türkiye'ye el sallayarak İstiklal Marşı'nı gönderde çalmayı Mevlam nasip etsin diyorum. Afiyet olsun diyorum hocam. Evet. Teşekkür ediyorum sizlere. Sağ olun. Sayın hocam, şampiyon da siz minderin kenarındasınız ama o biraz daha size artık dışarıdan yürekten destek veriyor. Evet, Sayın Mahmut Demir, hocanızla bir karşılaştırayım sizi. Şampiyonum bekliyorum zaten. Onu, evet. Mutlaka bize bir şeyler söyleyeceğini. Evet, buyurun. Hocam, iyi akşamlar diliyorum. Bütün sizin yanınızdaki arkadaşları da selamlıyorum. Tabi ekranın başındaki olur. Bütün izleyenler de. Ben hocamla aşağı yukarı biz iki günde bir görüşüyoruz. Evet. En son dün... aslında kendisi söylese daha iyi olurdu ama ben söyleyeyim. Yakup hocam mütevazı bir hocamızdır. Dedim ki bu mübarek günde arıyorum seni. İnşallah bu mübarek günlerin yüzü suyu hürmetine mahcup olmadan dönersiniz. Evet. Çok şey bekliyoruz dedim. Ve kendisine de burada belki ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Olimpiyatlar zor bir organizasyon. Çünkü 4 yılda bir yapılmış olması bunu daha önemli kılıyor. Evet. Olimpiyatlara katılmak zor, orada yarışmak zor, madalya almak zor, şampiyon olmak çok çok daha zor. Ama ben serbest milli takımda Yakup Topuz hocam ve arkadaşlarına, Grekoromen'de Akif hoca ve arkadaşlarına olimpiyatlarda güveniyorum. Kendilerine başarılar diliyorum. İnşallah son kampınızda beraber ziyaret ederiz hocam. Ben size inanan ve güvenen talebelerinizden biri olduğum için hocama kalkıp da benim nasihat etmek haddim değil. Onun için saygılarımı sunuyorum. Ellerinden öpüyorum hocam. Yakup hocam, kolay gelsin. Hepinize iyi akşamlar. Ekleyeceğiniz şeyler var mutlaka, buyurun. Ben de Mahmut Demir'in bu güzel duygularına katılıyorum. Zaten burada kampta bütün Mahmut Demir'i örnek vererek onun hayatından yani spor hayatından kesitlerden çocuklara anlatıyoruz, reislerimize anlatıyoruz. Onun nasıl çalıştığını, nasıl şampiyon olduğunu. Şampiyon olmak gerçekten çok zor. Hakikaten de bu zoru Mahmut Demir çok güçlü rakipleri arasında. Evet. İşte 4 tane, 5 tane olimpiyat şampiyonları arasında ve bir dünya, 2 Avrupa bir olimpiyat şampiyonu olarak tarihe ismini yazdırdı. O bakımdan hep birlikte olma ondan ben gerçekten gururla ünlüyorum. Gururla onu şey yapıyorum, anlatıyorum burada.
gerçekten büyük bir şampiyon. Kendisine bu güzel duygularından dolayı çok teşekkür ediyorum ve orada bulunan herkese, Sayın Federasyon Başkanıma saygılarımı sunuyorum. İnşallah kazasız belasız güzel bir Kırkpınar da geçer temennisiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hocam Kırkpınar'da güreşeceğim, ne diyorsunuz martinetiyle? Şimdi ilk defa açıklıyor, evet. Bu nostalji bir durum. Sen hiçbir zaman martinetli zaten senin rakibin de olmaz, şeyin olmaz. Ama böyle güzel bir şey olabilir, yani nostalji olabilir orada. Odur yani bu. Yoksa güreş anlamında Mahmut Demirsen ayağını değil tırnağını bile kaldıramaz. Şey hocam olsa... Biz son yapılan Avrupa Şampiyonası'nda Sayın Federasyon Başkanımız, Edirne Belediye Başkanımız, yağlı güreşten sorun bas başkanlarımız Yaşar Bey ve Akif Bey ve güreş ağasıyla beraber UNESCO'ya girmiş olan tarihi Kırkpınar güreşlerinin tanıtılması, uluslararası alanda daha yaygınlaştırılıp izlenmesini artırmak için böyle bir espri yaptık. Espri iş ciddiye döndü. Ben de burada ilk defa uçak başında açıklıyorum. Evet. Hatta geçen hafta beni aradılar, kısmet yaptırıyoruz diye. Ben de geçmiş tarihteki arşivlerime baktım. En son Kırkpınar'da ben zaten bir sefer güreş yaptım. 1982 yılında bir tur yaptım. Allah'ın içine bakın ki 30 sene sonra çıkıyorum, yine güreşecek, bir tur yapacağız. Evet. Ama kısmetin ölçüsünü verdik hocam. Bizim Samsun'daki arkadaşımız kısmetçi Uğur. Uğur Kesen kardeşim, evet. Uğur'a da sevgilerimi gönderiyorum. Hatta bugüne kadar ki yağlı güreşlerin içerisinde, baş pehlivanların içerisinde en büyük kısmet benim olmuş. Yani ben Aydın'a göre şey yaptım. Şaşmamak lazım. Evet. Onun için hocam her şey güreş için, ülke tanıtımı için ama rakibimi ufak seçmedim. Yani şimdi, Dünya Güreş Federasyonu Başkanı'nı seçtim, FILA Başkanı'nı. O da zaten sana o yakışırdı. Yani bundan sonra senin güreşecek, bu manada güreşecek başkan FILA Başkanı. Bunu kim hazırlamışsa gerçekten güzel olmuş. O belediye başkanına, Edirne Belediye Başkanı'na ve yetkililere bu ustada güreşin adına ben teşekkür ediyorum. Evet. Ama bu sefer hazırlıklı değilim, haberin olsun. Sen de yoksun, Erzurum'daymışsın. Bana dua et hocam. Hocam hayırlı akşamlar, yolunuz hayırlı açık olsun. Hayırlı akşamlar Mehmet Bey, teşekkür ediyorum size. Buradaki arkadaşların da hepsinin selamları var, saygıları var. Sağ olasınız. Sağ olun. Kaptan Serhat, hepsini adına Serhat'a teşekkür ediyoruz. Yolunuz açık olsun. Türk milleti yanınızda efendim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Mehmet Çelik'te Spor Penceresi'ne görüş ve sorularınız için sporpenceresi@gmail.com. Sporpenceresi@gmail.com'la siz de görüş ve sorularınızı Sayın Başkan'a, Sayın Şampiyon'a, Demir'e iletebilirsiniz. Evet Sayın Mehmet Çelik. Öncelikle spora vermiş olduğunuz destekten dolayı tüm amatör sporcular adına teşekkür ederiz. Yine bu akşam bir efsane ağırlıyorsunuz. Sayın Başkanımız Bekir Bey'e de selamlarımı sunar. Olimpiyatlarda başarılarının devamını dilerim. Bolca altın madalya kazanmasını temenni ederim. Bu arada tekvandoda da ülkemiz temsil edilecek ve diğer branşlarda sporcuları programınıza davet ederseniz çok memnun oluruz. Cevdet Atabey, İstanbul Bağcılar Olimpik Spor Kulübü Başkanı. Cevdet Başkan, zaten biz Metin Hoca'yı, Metin Sayın Başkan'ı her zaman stüdyolara davet ediyoruz. Tekvando'nun da yanındayız. Olimpiyatlarda tabii onlar da var. Onlara da 105'in üzerindeki sporcumuza kolay gelsin diyoruz. Efendim ben hemen Sayın Başkan'a dönmek istiyorum. Tabii Kırkpınar artık yarın başlayacak, Allah nasip ederse. İnşallah. Kırkpınar'ı da kenara koymadan, fakat geleneksel yağlı güreşler biraz mindere heyecan taşıyor.